Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, bugün size burada sunacağım Vahuz Konferansı'na hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ses geliyor değil mi? Evet. Türkiye hızlı bir endüstrileşme sürecine girdi. Çok ciddi anlamda Türkiye'nin tasarım problemleri var. Şöyle etrafınıza baktığınız zaman, düşünülerek yapılmış, tasarlanmış, içinde estetik değerleri olan, geleneksel kültürümüzü yansıtan kaç tane obje, yol, kaldırım, ev vesaire görebilirsiniz. Bir takım böyle devşirme mobilyalar, devşirme kültürel şeyler, her konuda olduğu gibi tasarımda da olduğunu, konunun içine girdiğini anlayacaksınız. Ben burada Atılım Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ni eğitim öğretim açtım. Şu anda 600 öğrenci var. Bu salon şimdi bu öğrencilerle dolup taşması gerekiyor. Yani burada yer bulunmaması gerekiyor. Ama maalesef öğrencilerin hepsinin bugün jürisi olduğu için salon boş. Gelenlere teşekkür ediyorum. Önemli değil. Hazreti Muhammed de iki kişiyle yola çıkmıştı. Dünyanın yarısını Müslüman yaptı. Hazreti İsa da 12 kişiyle yola çıkmıştı. O da dünyanın yarısından fazlasını Hristiyan yaptı. Bir fikir doğruysa, bir düşünce doğruysa o mutlaka hedefine ulaşır. Mutlaka siz buraya geldiğinize göre aranızda mutlaka Türkiye'nin tasarım sorunlarına çözüm getirecek değerli insanlar çıkacaktır. Evet. Bu Bauhaus dedi. Bu Bauhaus üzerinde çok konuşulan bir konu. Aynı şekilde Mimar Sinan da eserleri üzerinde çok konulan bir konu. Ama aradan 500 yıl geçti, bir Mimar Sinan çıkaramıyoruz. Yani onun benzeri eserler yapalım. Çünkü her şeyi yüzeysel bakıyoruz. Bauhaus da çok konuşulan bir konu, ona da yüzeysel bakıyoruz. Yani biraz özgeçmiş, biraz bir şeyler konuşup kapatıyoruz. İşin derinlemesini inmek gerekiyor. Mimar Sinan'ı anlamak için Mimar Sinan'ın tasarımındaki matematiği çözmek gerekiyor. Ama şu ana kadar çözülmüş değil. Bauhaus da nereye dayanıyor, nereden gelip nereye gidiyor, felsefesiyle nereye oturdu, onu bilmek gerekiyor. Evet, bu girişten sonra size şöyle bir espri yapmak istiyorum. Kimlerin cebinde iPhone var? Evet, birçok kişinin cebinde iPhone var. Şimdi bakalım, tasarımı Steve Jobs tarafından yapılan ilk iPhone 9 Ocak 2007'de tanıtıldığında hedef çok büyüktü. Steve Jobs uzun süredir iPhone için tasarım araştırmaları yapıyordu. Yaptığı tasarımlar hiçbiri kendini tatmin etmiyor. Aspen Enstitüsü'nün bir toplantıya geldiğinde enstitünün binalarını ve mobilyalarını gördüğünde aradığını bulmuştu. Tıpkı aşına gitti. Herbert Beyer tarafından tasarlanan Aspen Enstitüsü'nün mimarisi ve mobilyaları Steve Jobs'u çok etkiledi. Herbert Beyer 1920-25 yılları arasında Bauhaus'un ilk öğrencilerinden biriydi. Daha sonradan Amerika'ya gitmişti. Aspen Enstitüsü tasarımlarını yaptı. Aspen'de temiz çizgiler ve formlar kullanılarak Bauhaus'un tasarım felsefesinin akıcılık ve işlevselliği vurgulanmıştı. Evet, bu gördüğünüz şey Bauhaus'un kurucusu Tanrı ayrıntıları diyen Walter Gropius ve Bauhaus'un yöneticilerinden az çoktur diyen Ludwig Mies van der Rohe'nin tasarım felsefesi Steve Jobs'a yol gösteriyor olmuştu. Belki merak edersiniz bu Aspen Enstitüsü nedir diye. Şimdi Dünyayı Yönetenler Kulübü var. Birkaç sene önce de İstanbul'da oldu. Çok küçük bir grup. Bunlar işte nasıl ki
diğer küçük grubun, köyün muhtarı var, buranın işte müfettişi başkanı var. İşte bunlar da beyin olarak, parasal güç olarak çok az sayıda, 12 kişi dünyayı yönetenler kulübü. İşte orada da böyle bir enstitü var, zaman zaman toplanıyorlar. Bugün halen güncelliğini koruyan, tasarımları kitlelerin beğenisini kazanan, modern tasarım metotlarına yön veren, kendisinden sonra kurulan bütün sanat ve tasarım okullarına örnek olan Bauhaus 1919'da kuruldu. 1933 yılında Naziler tarafından kapatıldı. Bauhaus 14 yıl eğitim öğretim verdi. Tam 82 yıl önce kapatılmış ve sadece 14 yıl eğitim öğretim demiş Bauhaus. Neden hala güncelliğini koruyor? Neden Bauhaus hala örnek alınıyor? Sorularını birlikte kısaca cevaplandıracağız. Fazla da sizi sıkmayacağım. Bauhaus'un kuruluşunda etken olan faktörler, yani birçok Güzel Sanatlar Fakültesi, yani eğitim veren kurumlar kuruldu. Ben de kurdum iki tane, Antalya'da, burada. Ama bunlar niye dünyayı etkilemiyor? Biz bunları bildiğimiz halde yapamıyoruz. İşte o farklı bir şey. Yani Bauhaus daha üzerinde çok konuşacağız ve hiçbir zaman nasıl ki Ayasofya bitmeyecek, nasıl ki Mimar Sinan bitmeyecek, Bauhaus da bitmeyecek. Sürekli üzerinde konuşuyor. Sürekli ilham kaynağı. Çünkü Bauhaus'un dayandığı konular var. Endüstri devrimleri, endüstrileşmeyle ortaya çıkan tasarım sorunları ve çözüm araçları, güzel sanatlar akademilerinin durumları, Wilhelm Morris'in Art and Craft hareketi, Roger Werkhut, Alman İş Derneği'nin çabaları, Bauhaus'un kuruluşu ve Bauhaus'un amaçları konularına kısa kısa değinip böylece Bauhaus'un neden ve nasıl kurulduğunu bir yere oturtmaya çalışacağım. Endüstri devrimleri ilk defa İngiltere'de başladı. Bunun nedenlerinden biri kısaca 1215'te ilan edilen Magna Carta, büyük özgürlük, yani İngiltere kısmi parlamenter sisteme geçmiş olması, sanayi için gerekli olan kömür ve demir maden yataklarının İngiltere'de çok fazla olması, İngiltere'nin o dönemde dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu olması, hammadde kaynakları ve üretilmiş mallar için İngiltere'nin geniş bir kadroya sahip olması, İngiliz donanması ve güçlü ticaret filolarının deniz aşırı pazarlara taşımacılığı kolaylaştırması, Rönesans döneminden beri İngiltere'nin Avrupa'nın dokumacılık sanayinde en ileri ülke olması nedenleriyle ilk orada başlıyor. Tabii bütün bu gelişmeler Avrupa bir bütün birbirini etkiliyor. James Watt'ın 1765'te buhar makinesini geliştirmesi de birinci sanayi devriminin başlangıcı sayılıyor. Buhar makinesi, dokunma makinesi, ipeğe makinesi hepsi bu tarihten sonra 18. yüzyılın sonlarında icat edildi ve hızla gelişmeye başladı. Yeri ve yaşam tarzı değiştirilen insan bu hızlı değişmeye ayak uyduramadı ve buna karşı çıkmaya çalıştı. 1811 ve 1816 yıllarında İngiltere'de Ludüt'e isyanlar çıktı. Yani Ludüt adında bir işçi, bu makineler çok gelişti, elimizden işimizi alacak diye makineleri kırdılar. İki defa devam etti. Ama 1830'lara gelindiğinde makine çağı bütün gücü ve anlamıyla tam ve kesin olarak yerleşti. El sanatlarına dayalı geleneksel ustalık yavaş yavaş ortadan kalktı. 1930'larda fabrika sistemine geçilmesiyle ikinci endüstri devrimi başlamış oldu. Endüstri devriminin sonuçları sanayi devrimi kentlerde nüfus yığılmalarına neden oldu. 1900'lerin sonlarında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere sanayi ülkelerinde nüfusun yarısı kentlerde yaşamaya başladı. Yani bizde daha 1980'lere kadar nüfusun %80'i kırsal kesimde yaşıyordu. Bizde çok daha ileri durumda gelişmeye başladı. Sanayileşen ülkeler arasında rekabetle pazar tapmak için yarışlar başladı. Sanayileşen ülkeler arasında rekabetle gerginlik arttı. Bu yarış günümüzde kanlı ya da kansız hala devam etmektedir. Endüstrileşmeyle ortaya çıkan sorunlar. Kısa sürede makine ürünleri pazarı kapladı. Ancak makinenin ürettiği ürünler
tüketicilere cazip gelmiyor. Görüyorsunuz hangi bayan arkadaş şu kurutma makinesini evinde bulundurmak ister? Var mı? Yok değil mi böyle bir şey? Evet. İşte böyle bir sorun ortaya çıktı. İşte gördüğünüz gibi yine aynı kahve makinesi. Ocağın kapitalistleri sanatın ticari bir faktör olduğunu anlamakta gecikmediler. Daha yani 1830'larda İngiltere ki üreticide sanat ticari bir faktör diye daha bizde bunun tartışması bile yapılmıyor. Yani şu salonun boş kafası da bunu gösteriyor. Durumumuzun ve Türkiye'nin geleceğinin ne kadar dramatik olduğunun bir fotoğrafı. Fransızlar daha 1964'te bir malın fiyatı ve kalitesi aynı olduğunda tasarım yönünden üstün olan pazarı tutar diyerek Lyon'da tekstil tasarım okulu kurmuşlar. Ya düşünün şimdi, Türkiye'de ilk tekstil sanayi gelişti. Aşağı yukarı iç ve dış pazarı 20 milyar dolar bir ciro yapıyor. Bu kadar yetenekli insanlarımız var. Dünyanın en kültür, en zengin ve en geniş kültür mirası üzerinde oturuyoruz. Tekstilde bile bir markalaşmış ürünümüz yok. Hep başkalarını taklit ediyor. Yani çok basit bir şey bu. Ama bu nedir? İşte bu gençleri iyi yönlendirmek. Türk insanı çok yetenekli, çok becerikli. Ama yönlendirmek önemli. İşte bu salon böyle boş kalmasa mutlaka bu çocuklar burada yararlanacak ve gelecekte sizlerin arasında pek çok tasarımcılar her konuda çıkabilecek. Evet. Şimdi İngiliz üreticiler de sanatın ticari bir faktörü olduğunu anlamışlardı. Bu faktörü nasıl kullanacaklar henüz bilmiyorlar. İşte bazen bu geçmiş halkın beğenisini kazanmış bu eski antik sütunları bu taşıyıcı sistem olarak kullanıyorlar. Bazen işte çok farklı formlar kullanıyorlardı. O nedenle Sir Robert Peel 1832'de Avantgarde arasında İngiltere'de yani şöyle Türkiye'nin durumuyla onu düşünün, dünyanın neresindeyiz. Şöyle bir konuşma yaptı. İmalatçılarımızın makine ile ilgili bütün konularda başka ülkelerdeki rakiplerinden çok üstün. Ancak ürünlerin tasarımları rakipleri kadar başarılı değil. Bu nedenle sorunu çözecek bir komisyon kurulmasını ve tüketicinin beğendiği geleneksel ürünlerin sergileneceği bir ulusal galeri kurulmasını bunun için de 30 bin sterlin ayrılmasını teklif ediyorum diyor ve ondan sonra bu komisyon kabul ediliyor ve orada Edward komisyonu bir komisyon kuruluyor ve sanatı ticarileştirmek ve İngiliz mallarının rekabet edebilmesi için 1852'de Victoria Albert Müzesi kurularak sanayicilere örnek ürünler toplanıyor. Victoria Albert Müzesi mutlaka İngiltere'yi göre arkadaşlarımız, hocalarımız vardır. 145 galeride 6,5 milyon obje sergileniyor. Yıllık 3,5-4 milyon insan sadece bu müzeyi ziyaret ediyor. Bu müze de kuruldu. Sanayicilere örnek koleksiyon da oluşturuldu. Ama sorun henüz çözülmüş değil. Bir ucundan ham maddeyi yutan diğer ucundan bitmiş ürünü çıkaran makinenin nasıl denetleneceği henüz bilinmiyordu. Ürünlerin zerafeti, süsü ve rengiyle alıcıya cazip gelmesi gerekiyordu. Sanatçılar endüstrinin ortaya çıkardığı tasarım sorunlarıyla pek ilgilenmiyorlardı. Neden ilgilenmiyorlardı? Çünkü sanatçılar ve sanatçılar birbirinden ayrı çalışıyordu. Yani güzel sanatlarla el sanatları birbirinden Rönesans'ta ayrılmıştı. Rönesans'tan önce şimdiki güzel sanatlar dediğimiz mimarlık, heykel, resim, müzik ve şiire verilen ayrı bir ad yoktu ve bunlara ayrı bir sınıf gözüyle de bakılmıyor. Eski Yunan'da bütün bu sanat ve tasarım dallarına terk ediliyor. Rönesans öncesinde sanatçıların diğer zanaatkarlardan bir ayrıcalığı yoktu. Sanatçılar atölyelerde bir ustanın yanında çırak olarak uzun sürede yetişiyor. Ustalaştığını kanıtlayan sanatçı loncaya üyeliği kabul edildikçe atölye açabiliyor. Orta çağda loncaların nüfusu o kadar artmıştı ki işveren durumunda olan kiliselerle işbirliği yapan loncalar sanatçıları her anlamda ve her alanda denetliyor. Kullanacağı malzemeden çizeceği resim ya da yapacağı heykel ya da yapacağı binanın her detayına kadar
müdahale ediyordu. Bundan da tabii sanatçılar çok sıkılmıştı ve ona bir tepki geliştirmeye başlamışlardı. Sanat ve sanatçıyı besleyen tek kaynağın özgürlük olduğunu savunan sanatçılar Rönesans ortamından da yararlanarak Moncalara karşı tepki göstermeye başladılar. Sanatçıların bu başkaldırı hareketi saray ve bazı soylu aileler tarafından desteklenmeye başladı. Yani sanatı bir güç olduğunu, siyasi ve ekonomik güç olduğunu Rönesans'tan sonra Avrupa'daki soylu aileler fark ediyor. Ve bunların başında da Medici ailesi geliyor. Medici'ler kuralcı alışılmış Bizans sanat geleneğine karşı çıkar. Rönesans'ın müdürcüsü ressam Giotto, yani aynı zamanda resimde perspektifi bulan bir sanatçıdır. Botticelli, perspektifin öncüsü sayılan Brunelleschi, Michelangelo'dan Leonardo da Vinci'ye kadar bütün sanat tarihinin dahileri, daha bütün edebiyatçılar vesaireleri himayeleri altına almışlar. Medici ailesinin sanat danışmanı olan Vasari, sanat eğitiminin Londra düzeninden akademiye geçmesi gerektiğini savunuyor. Bu nedenle de Vasari Michelangelo ile 1563 yılında ilk sanat akademisi sayılan Akademiye dell'Arte Design'ı kuruyor. Medici'ler 13 ve 17. yüzyıllar arasında Floransa'da 400 yıl hüküm sürüyor. Fransa kraliyet mensupları yetiştiriyor ve İtalya Rönesansı'nı derinden etkileyen bir aile. Büyük deha Leonardo da Vinci de sanatçının Moncalardan kurtulması gerektiğini ve bunun bir akademik ortamda eğitim verilmesi gerektiğini savunuyor. Akademiye dell'Arte Design'ı Roma, Polonya, Amsterdam, Nürnberg, Paris akademileri izliyor. Böylece Rönesans'ta aristokrat sınıfın sanata duyduğu gereksinim sanatçıyı zanaatkarlıktan ayırıyor. Yani işte sorunun kaynağı burada. Şimdi buraya inmeden Vaus'u anlamak mümkün değil. Yani böylece Rönesans sanatçıyı zanaatkarlığın yan bir uğraşan olmaktan kurtarıyor, onu bilime eşdeğer yapıyor ama halktan koparıyor. Sanatı halktan ve yaşamdan böylece koparmış oluyor. Sorun buradan kaynaklanıyor. Rönesans ve sonraki gelişmeler sanatçının fonksiyonlarının ihtisaslaşmasına neden oldu. O zamana kadar sanatçı ile zanaatçı arasında bir fark yoktu. Her sanatçı aynı zamanda bir zanaatçı, sanatçılar bilgilerini ihtiyaca göre ister mimar, ister heykelci, ister ressam, ister usta olarak kullanabiliyor. Rönesans'tan sonra sanatçı bir alanda ihtisaslaşmaya mecbur oldu. Mimar ve inşaatçı gibi faydalı bir amaçla iş yapan sanatçılara doğrudan faydaya yönelik olmayan işler yapan sanatçılar birbirinden tamamen ayrıldı. Akademilerin ortaya çıkıp kurumsallaştığı 16. ve 18. yüzyıllar dönemin önemli gereksinimlerine cevap vermiş, sanatı işçiliğin, zanaatkarlığın yan bir uğraş alanı olmaktan kurtarıp bilme eşdeğer yapmış. Endüstri çağında ise akademide eski klasik geleneğini inatla devam ettirip sanatçıyı toplumsal ve endüstriye sorunlarından uzak tutuyor. Akademiler daha çok saray ve paralı asiller tarafından ilgi ve destek görmüştü. Bu çevreler sanatı günlük yaşamdan koparıp saman sanatı yaptılar. Sanatı müze ve galeri gibi kapalı mekanlara tutsak ettiler. Sanat alanında sanat alınan satılan bir metaymış. Ya o zamana kadar resim, heykel vesaire sanat alınır, bir paraya dönüşmesi söz konusu değildi. Ama Rönesans'tan sonra koleksiyonlar, işte ilk Medici ailesi koleksiyonlar oluşmaya başladı. Dolayısıyla sanat halktan koptu. Bu nedenle sanatçılar endüstrileşmeyle ortaya çıkan sorunlara ve toplumsal konulara duyarsız kalıyorlar. İngiltere'de endüstriyel gelişmelerle sanat ve tasarım alanında ortaya çıkan yeni gereksinimlere cevap aramak üzere İngiliz sanat kuramcısı John Ruskin ve William Morris sanat dünyası ile iş dünyasını birleştirecek unsurları aramaya başladılar. Yani güzel sanatlarla el sanatları metotlarını birleştirmişti ona. Ruskin, makinenin uygunsuz, düşüncesiz, fonksiyonsuz biçimde ürettiğini, el sanatlarına ve doğaya dönülmesi gerektiğini savunuyor, işçilerin fabrikaları terk etmelerini istiyor. Ruskin bir kuramcıydı.
Onun fikirleri kendisinden 15 yaş küçük olan Güven Boris'i çok etkiledi. Güven Boris, Rasker'in görüşleri benim saygımda kalmadı. Onları daha da ileriye götürerek uygulamaya sürdü. Güven Boris önce din eğitimi aldı, teoloji okudu. Baktı ki papazlık ona göre değil. Sonra biraz mimarlık okuyor. Orada da çizim çok, onu da bırakıyor. Kendi kendine yetişiyor. Tasarımlar yapıyor. Şiir yazıyor, roman yazıyor, vitra yapıyor. Birçok tasarımlar yapıyor. Ve el sanatlarıyla güzel sanatları birleştirme fikrini ortaya atıyor. Boris endüstrileşmeyle ortaya çıkan sorunların çözümü için sanatçının ve sanat eserinin işlevinin değişmesi gerektiğini konuşma ve yazılarıyla gelmeye çalışıyor. Boris, sanat eğitimi metotlarının değişmesini, endüstri toplumu için yeni bir sanat eğitim metotlarının uygulanmasını, sanatın hayata dönüşmesini, günlük yaşamın bir parçası olmasını istiyor. Boris, iyi biçimlendirilmiş bir kalıp, herkesin ve her zaman görebileceği, çoğu zaman da anlayamayacağı ürünler vermesinden daha çok yararlı olacağını söylüyordu. Boris, bir zanaatkar yaptığı işi sevmezse, fazla ulaşmazsa o ürünün estetik değeri olmayacağını, kaybolan el işçiliğindeki estetiğin yeniden canlanması için sanatçıların tekrar el sanatçısı, yani zanaatkar olmaları gerektiğini savundu. Rönesans öncesinde olduğu gibi her sanatçının bir zanaatçı, her sanatçının da bir sanatçı gibi çalışması gerektiğini sanıyorum. Endüstri çağında emek bölünmüş, işçilikle yapılan iş arasındaki estetik bütünlük bozulmuştu. Endüstri devrimlerinin getirdiği kültürel ve sanatsal yozlaşmaya karşı çıkan Boris, böylece art and craft, yani sanat ve el sanatları hareketi diye sanatlarını geçmişti. Ve bu hareketi başlatmış oluyor. Boris, Victoria döneminde yapılan fabrikasyon malların estetik değerlerinden yoksun olduğunu vurgulayarak geçmiş yüzyılların el sanatlarına geri dönmeyi amaçlamışsa da geleceğe güven veren modern tasarımlar yapmıştır. Boris'in el sanatlarını yeniden canlandırma, sanat ve el sanatlarını birleştirme çağrısı Art and Craft hareketi, Art Nouveau, Jugendstil, Deutsche Werkbund ve Bauhaus'un kuruluşlarını ve amaçlarını doğrudan etkilemiştir. Yani tartışmalar İngiltere'de 1830'larda başlıyor şiddetli bir şekilde ama çözümü işte Almanya'da bulunuyor. Boris'in fikirleri İngiltere'de çabuk yaygınlaşmaya başladı. Londra'da geleneksel el sanatlarını canlandırmak için 1896'da Central School of Arts and Crafts kuruldu. Yani hem güzel sanatlar, hem el sanatlar, ya tatbiki sanatlar okullar açılmış. Daha sonra orta dereceli okullar müfredatlarına tasarım dersleri koydular. 20. yüzyılın sanat ve tasarım okulları Boris'in güçlediği yönde hızla gelişmeye başladı. Bunlar da Boris'in tasarımları. Deutsche Werkbund. Şimdi tartışmalar, İngiltere'deki tartışmalar Almanya'ya taşınıyor. Şunu da özellikle koydum. Bugün Almanya'nın oturduğu kültürel temel tamamen antik kültür ve antik mimardı. Ve Almanya'daki bütün galeriler, önemli kamu yapılarında özellikle 19. yüzyılda antik mimari örnek alınmıştır. İngiltere'deki bu gelişmeleri Almanya'da yakından takip ediyordu. Alman aydınları, mimarlar ve sanatçılar İngiltere'de sanat ve tasarım alanında yapılan yenilikleri süratle Almanya'ya taşımayı, sanat ve eğitimde yapılacak reformları desteklemeyi, sanatı günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyorlar. Prusya Kültür Bakanlığı, İngiltere'deki sanat ve tasarım alanındaki gelişmeleri yerinde incelemek üzere 1896'da Hermann Mutesius'u Londra'ya göndermiştir. Mutesius İngiltere'deki gelişmeleri yerinde inceledi ve geri döndüğünde Tatbiki Güzel Sanatlar Okulları müfredatını yeniden yapılandırdı ve Alman İş Derneği'nin kurulmasına öncülük etti. Alman İş Derneği endüstrileşmeyle ortaya çıkan
sanat ve tasarım sorunlarına çözüm aramak için 1907 yılında Hermann Montesquieu'nun öncülüğünde aralarında Peter Beres, yani o dönemin çok popüler sanatçı ve mimarları, Joseph Hoffmann, Richard Riem Schmidt ve aralarında bulunduğu Almanya'nın önde gelen sanatçı ve tasarımcı, mimar ve firma temsilcilerinden kurulmuş. Dernek İngiltere'deki gelişmeleri yakından izliyor. Endüstrileşmeyle ortaya çıkan sorunlara özellikle konut açığına çözüm arıyor. Yani endüstrileşme başladığı için işte Türkiye'nin de son yıllarda yaşadığı gibi çok büyük bir konut açığı ortaya çıkmıştır. Dernek'in ilk yıllardaki hizmeti daha çok el sanatlarını destekleyici yönde olmuştur. Art and Craft akımı Avrupa'da ilk benimseyen Belçikalı mimar ve tasarımcı, aynı zamanda sanat teorisyeni olan Henri van de Velde olmuştu. Bu nedenle Weimar Grand Dükü Henri van de Velde'yi 1901 yılında Weimar'a davet etmiş ve eyalet sanat danışmanlığına getirmişti. El sanatlarına geri dönmesini savunan Velde, 1906 yılında Saksonya Grand Dükü Tatbiki Sanatlar Yüksek Okulu'nu kurdu ve düşünceleri doğrusunda müşterdatlar yaparak çömlekçileri, marangozları, demircileri, cam ve gümüş ustalarını davet ederek onlarla çalışmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında ise endüstriyel sorunlar daha önem kazandı. Alman iş derneği tasarım sorunlarına çözüm arıyordu. Dernek üyeleri, yani Van de Velde de derneğin üyesi, iki görüş etrafında toplanmaya başladı. Birinci görüş, el sanatlarının korunması ve geliştirilmesi. İkincisi ise endüstrinin gereksinimi olan tasarım sorunlarının çözülmesi yönünde. Bu nedenle Alman İş Derneği, ya Deutsche Werkbund, endüstrileşmeyle ortaya çıkan sanat ve tasarım ve mimarlık konularını tartışmak ve bunlara çözüm aramak üzere 1914'te Köln'de Werkbund Semineri ya da İş Derneği Semineri düzenledi. Evet, 1914'te yapılan İş Derneği Semineri'nde birbirine muhalif iki fikir büyük bir heyecanla iki gün boyunca tartışıldı. Derneğin kurucularından Hermann Montesquieu, endüstrinin gereksinim olan standartlaşmış modeller geliştirilmesini savunurken, muhalifi Henri van de Velde, el sanatlarının korunmasını ve geliştirilmesini, endüstrinin gereksinimi olan modellerin birer birer geliştirmesini savunarak şöyle diyor. Sanatçı, iç yapısı itibariyle korunmuş bir individualisttir, yani bireycidir. Onun doğal yapısı kurallara ve kuralları savunan her şeye şüphe ile bakar. Bu yıllarda Peter Behrens'in bürosunda çalışan genç mimar Walter Gropius, daha 1910 yılında mesken açığının kapatılması için standartlaşmaya gidilmesini, standartlaşma ile daha ekonomik ve daha kaliteli konut üretilebileceğini, bu yolla konut açığının da süratle kapatılacağını savunuyordu. İş derneğindeki tartışmalar, savaştan sonra Montesquieu'nun fikirleri doğrultusunda gelişmeye başladı. Güzel sanatlar eğitimi veren okullar, müfredatlarla endüstrinin sorunlarını almaya başladılar. Henri van de Velde, Weimar'da kurduğu okulda kendi düşünceleri doğrultusunda hazırladığı müfredatla tasarım bilgisi ve becerisi olmayan ustalarla çalışması, öğrencilere deneysel çalışmalar yaptırması, Weimar'ların tenkit ve tepkilerine neden oluyor. Savaşın başlamasıyla Belçikalı olan Velde, Weimar'da daha fazla kalamayacağını anlayınca görevinden çekilmek ve ülkesine dönmek zorunda kaldı. Henri van de Velde görevinden ayrılırken okulun yöneticiliğine Walter Gropius'un getirilmesini tavsiye etti. Saksonya Grand Dükü 1916'da Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu ile yapılan bir toplantıya Walter Gropius'u da davet etti. Toplantıda Henri van de Velde'nin kurduğu okulun durumu tartışıldı. Toplantı sonrasında Grand Dük Walter Gropius'ten her iki okulla ilgili Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu ile ilgili bir rapor hazırlamasını istedi. Gropius hiç vakit kaybetmeden raporunu hazırlayarak 1916'nın başlarında Weimar Devlet Başkanlığı'na sundu.
Gropius raporunda günün sanatsal ve endüstriyel sorunlarını dile getirdikten sonra bu sorunların ancak mimarlar, ressamlar ve heykeltıraşların işbirliği çalışmayla birlik çözebileceğini, bu amaçla da bir sanat ve tasarım okulu kurulmasını, böyle bir okulun hem Alman endüstrinin sorunlarına çözüm getireceğini ve hem de Alman ekonomisine büyük katkı sağlayacağını savunuyor. İşte geçen gün yolda giderken her gördüğüm dört arabalar, yani bazen üçü bazen ikisi Alman arabası. Tabii teknoloji var ama tasarımdan dolayı da çok fazla para ödeyerek bunları alıyoruz. Demek ki direkt Alman ekonomisini, sanayisini doğrudan etkilemiştir bu olsun. Walter Gropius Berlin'de doğdu. Münih Teknik Üniversitesi'nde bir süre mimarlık okuyor. Daha sonra Berlin'e geçiyor. Bir süre de orada okuduktan sonra onu da yarım bırakıyor. Yani mezun olmadan. Sonra Peter Bielis'in bürosunda çalışıyor. Daha sonra da kendi bürosunu açıyor. İşte 1919'da da Bauhaus'un kurulma görevi kendisine veriliyor. Ondan sonra da işte Bauhaus Naziler tarafından kapatıyor tabii yenilişi yok olduğu için. Amerika'ya gidip uzun yıllar Harvard Üniversitesi'nde çalışıyor. Gropius tabii çok yetenekli bir mimar. Daha 27 yaşındayken 1911'de yaptığı bu Fabus Verdi'ye yani bir ayakkabı fabrikası modern mimarinin başlangıcı oluyor. 1946'da Dünya Kültür Mirası'na alınıyor. Bu da o bina. Evet. 1919'un başlarında Gropius Brandenburg tarafından Weimar'a davet ediliyor. Ve Saksonya tatbiki sanatları, yani Henry Van der Verde'den kalan okulla diğer Güzel Sanatlar Akademisi'nin, Saksonya Güzel Sanatlar Akademisi'nin yönetimini, her iki okulun yönetimini ve gerekli gördüğü yeniden yapılandırma yetkisini kendisine veriyor. Gropius hiç vakit kaybetmeden kendi programını uygulamaya başlıyor. 1919 başında Gropius, orayı söyledik. Evet. Gropius her iki okulu Güzel Sanatlar Akademisi ile Tatbiki Sanatlar Okulu'nu birleştirerek bunun adına Stadt diye Bauhaus adını veriyor. Yani İngiltere'de 1830'larda başlayan tasarım sorunları, William Morris'in Arthur Craft ilkesi, 1919'da Gropius'un bu iki okulu birleştirmesiyle çözüme ulaşmış oluyor, hayata geçmiş oluyor. Şimdi Bauhaus'un en büyük özelliği bu. Yani kalkıp da herhangi bir kimse gidip bir okul kurmuş değil. Demek ki endüstrileşmeyle, düşünün, kırsal kesimler, insanlar kente göçüyor. Her şey değişiyor. Yeni bir yaşam biçimi, yeni bir tarzı. İşte bu son yıllarda da bilgi çağına geçtik diye hani konuşuluyor. Cebindeki telefonlarla, şeylerle her yere ulaştığınız gibi yeni bir bilgi çağı devrimi başlamış. İçindeyiz, başlamıştı. Şimdi içindeyiz. Ama o dönemde de her şey değiştiği için yeni hayat tarzı, yeni üretim biçimi ve ortaya çıkan sorunlar bir yüzyıl Avrupa'da, İngiltere'de başlıyor, tartışılıyor. Ve sonuçta sanat ve el sanatları ayrımı da böylece ortadan kalkmış oluyor. Ve 1919'da Bauhaus'ta kurulmuş oluyor. Bauhaus'un en önemli özelliği bu. Bauhaus bir yüzyıldan beri, evet söyledik onları, tartışılan çözümlere sorumluluyor. Aynı doğrultuda ve endüstrinin sorunlarına çözüm arayan birçok atölye ve okul var. Ancak Bauhaus bunların en kapsamlısı ve gelişmişidir. O nedenle Bauhaus sürekli güncel. Bauhaus'un kurulup gelişmeye başladığı yıllarda Almanya'nın politik ve ekonomik yapısı iyi değildi. Bu durum dünya ekonomik krizinden sonra daha da kötü oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan savaş tazminatını ödemeye çalışan Almanya, krizden en çok etkilenen ülke olmuştu. Ekonomisi kötüye giden Almanya da Naziler örgütlenip güçlenmeye başladılar. 24 Ekim 1929 günü, Kara Cuma günü, biliyorsunuzdur, bilmeyen arkadaşlar için de, o gün New York'ta borsa çöktü ve bankalar kapandı. Amerika'da borçlarını genişleyince dünya ekonomik kriz oldu. Bu krizden de maalesef Naziler yararlanarak iktidara geldi. Yani bunu biliyorsunuz.
Olsun sık sık yer değiştirdi. Naziler barındırmadı. Önce Weimar'da kuruldu. 1919-25 yıllarında Weimar. Daha sonra Dessau'ya geçti. Dessau'da da 1925-1932 yıllar arasında. Orada da Naziler barındırmayınca 1932-33 yıllarında da Berlin'de eğitim öğretim verdi. Evet, bu yeniliğe ve modern sanat akımına karşı olan Naziler, çünkü kendi ideolojilerini empoze etmek istiyorlardı sanata. Bauhaus'u barındırmadılar ve Bauhaus Naziler tarafından kapatılarak 12 öğretim elemanı maalesef temerküz kamplarında can verdi. Nazilerden kurtulanlar da yurt dışına kaçtı. Bunların birçoğu Amerika'da, daha sonra New Bauhaus diye yeni bir okul kurdular. Evet. Bauhaus'un amacı neydi? Güzel sanatlar ve sanat arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak. Yani Rönesans'ta başlayan. Sanatçı içinde yaşadığı toplumun sosyal konuları üzerinde bilinçlendirmek ve sorumluluk yüklemek, üreticilerin sanat ve tasarım sorunlarına çözüm üretmek, bir anlamda sanatı hayata entegre etmektir. Burada parantez içinde bir şey söylemek istiyorum. Ben uzun yıllar Avrupa'da kaldım, Alman için söyleyebilirim. Bir üniversite mezunu Alman, yılda ortalama 280-300 saat civarında kültür sanat tüketmek için zaman ayırır. Kendinizi ona göre ne kadar zaman ayırdığınızı, ona göre dünya neresinde olduğunuzu oradan ödüleyebiliriz. Zaten kendiniz de görüyorsunuzdur. Bu yaz aylarında işte bu Efes'te, efendim işte diğer antik yerlerde gelip ileri yaşlarda saatlerde 2 saat, 3 saat böyle detaylı inceliyorlar. Çünkü o eserleri okumasını biliyorlar. Okumasını bildiği için ondan haz alıyor. Yoksa hoca ödev verip de git Efes'i araştırır demiyor tabii. Yani bu sadece Efes için değil, bütün dünya geziyorlar. Burada tabii çağdaş şey, kültürlü insan olmanın bir özelliği. Ama Türkiye tabii önce açlık sorunlarını hızla çözdü. Önümüzdeki yıllarda inşallah sizler de öyle olacaksınız. Rupius, Bauhaus'un kurmuş manifestosunda mimar ve sanatçıları şöyle sesleniyor. Mimarlar, heykeltıraşlar, ressamlar, biz hepimiz el sanatlarına geri dönmeliyiz. Yani bu Rönesans'taki ayrımı ortadan kaldırmalıyız. Çünkü meslekte sanat yoktur. Öz olarak sanatçı, zanaatkarın yücelmesidir. Öyle ölçüsüz ve sınırsız bir zanaatkarlar loncası oluşturmalıyız ki sanatçı ile zanaatkarlar arasında ayrım ortadan kalsın. Geleceğin yeni yapısını hep birlikte tasarlamalıyız. Düşünmeliyiz ki bütün estetik unsurlar bir bütünde mimaride vücut bulsun. Nerede kaldı diyor? Evet. Vücut bulsun. Ya. Rupius'un da sözlerinden anlaşılacağı gibi Bauhaus bir tasarım okulu olmasının ötesinde Rönesans'tan beri güzel sanatlarla uygulamalı sanatlar arasındaki yürütmüş duvarları ortadan kaldırmayı, geleneksel el sanatları metotları üzerine tasarım metotlarını adapte etmeyi amaçlıyor. Bu mesela Bauhaus'ta yapılan bir sanatsal faaliyet, üretilen bir ürün sosyal amaca yönelik ve fonksiyonel olmalı. Amaçsız ve fonksiyonsuz bir form asla tasarlanmıyor. Bu gördüğünüz Marcel Breuer tarafından, Bauhaus'taki mobil objesi, tasarlanmış bir sandalye, yani koltuk o dönemde. Zamanın sınırlarını ötesine aşan bir tasarım. Yani işte iPhone'da vesairede gördüğünüz gibi hep söylüyorum. Neden bu? Neden böyle bir şey yapmış? Şimdi burada tabii endüstri çağında fonksiyonları ön plana çıkarmış. Çeliği kullanmış ve en önemlisi de burada gördüğünüz gibi şimdi Türkiye'de 30 yaşının üstünde neredeyse %50'si belası çıktı. Bunun nedeni okul sıraları ve oturduğumuz sandalyeler. Çok fazla detayına girmeyeceğim.
O nedenle yapılan çalışmalar ergonomik değil. Şimdi Almanya'da bir sandalyenin tasarımı 3-4 sene sürüyor. Ondan sonra üretime giriyor. Çünkü her yaşta, her kiloda, her boyda insanları deneyerek verileri doktorlarla, anatomistlerle birlikte tasarımcı verileri topluyor. Ondan sonra herkese, yani seri üretime geçtiği için herkes için en optimal tasarım neyse ona göre tasarlıyor. Bizim bilgisayar ne yapıyoruz? Yalap çalap bir şey çiziyor. Hemen makineye sokuyoruz, yapıyoruz. Hiçbir oturduğunuz sandalye ergonomik değil. Okul sıralarının hiçbiri değil. İşte çocuklar küçük yaşta sıralara oturuyor. Önce uzanamıyor, sonra eğilerek yazıyor. Ve omurgalar maalesef yamuluyor. Yaş 30-35'inde geçince, sertleşince şeyler bel ağrısı. Şunun maliyetini düşündüğünüz zaman Türkiye'ye en az 50 tane üniversite bırakıyor. İş gücü kaybı, doktor parası vesaire. İşte tasarım sorununu çözmek bu demek. Yoksa arabadan araba modeli yapmak vesaire değil. Sıradan baş. Ya şurada Türkiye'de bir kaldırım gösterebilir misiniz? Kapıkule'ye öte geçin, 8 santimden yüksek bir kaldırım yok. Çin setli yapıyormuş gibi. Bunu kim çözecek? Yani şimdi A politikacının amacı şey değil ki. Üniversiteler çözecek. Biz çözeceğiz. Katkı sağlayacağız. Onları bilinçlendireceğiz. Ama üniversiteler işte görüyorsunuz, böyle duyarsınız. Politik olarak da gelenler istediğini yapıyor. Batı ülkelerinde bu işlere üniversiteler belli bir prosedür dahiline müdahale ediyor. Yani bir kaldırım taşını dahi bir belediye empoze edemiyor. Bir okul sırasıyla ilgili bir proje yapıp milli eğitime veremiyoruz. Çünkü çok önemli bu. Hepiniz anneniz var. Sonra nefsi belasına muzdur. İşte bu gördüğümüz sandalyenin zamanın ötesine geçmesi bir tabi tasarım olarak, ama şurada şeyleri tercüme ettim. Elastik arkalık diyor. Yani oturan kişiye göre arkalık şekil alıyor. Elastik kolluk. Kolluğu bıraktığı zaman bazı koltuklar vardır. Ya uzundur ya kısadır. Yani herkesin şeyi bir değil. Ona göre şekil alıyor. Elastik yanlar, elastik omurgalık, elastik oturma yüzü. Yani kimisinin işte basenleri, kimisi küçük, kimisi ağır vesaire. Kendisini hani bu ortopedik yataklar gibi destekliyor. Dolayısıyla olsun işte tasarımlarından birisi demek ki öncelikle ergonomi ve fonksiyon ön planda. Yine burada daha Bauhaus tasarımlarından bir örnek. Şimdi basit gibi görünüyor. Zaten bazı çok basit şeyler dünyayı değiştiriyor. Büyük lokantalarda garsonlar fincanları, tabakları toplarken yani süratle böyle önümüzde kalabalık yerlerde birçok tabağı vesaire masayı toplarken tabağı çanağa götürecek. Tabii ki üstüne koyduğu zaman düşüyor. Şimdi Türkiye'de ondan kısmen yararlanıyor. Büyük bir sorun da sürekli tabaklar, fincanlar kırılıyor. İşte Bauhaus tabii o sorunu getirince seramik üretince Bauhaus öğrencileri, hocaları gördüğünüz gibi böyle bir çözüm üretiyor. 30-40 tane fincanı ya da tabağı iç içe koyarak modüler bir şekilde garson taşıyabiliyor. Yani tabii bunu genelleştirdiğiniz zaman hem emek hem zaman açısından çok önemli. Bauhaus daha humanist bir çevre yaratılmasında sanatçıyı bilinçlendirmek, onlara sosyal sorumluluk, hatta görev yüklemeyi kendine amaç edinmiştir. Gropius, Bauhaus'un amaçları için şöyle diyor. Bauhaus, makine çağında sanatçının gereken yeri alabilmesi için nasıl yetiştirebileceği sorusuna iyi bir cevaptır. Amaç, sanatı hayatı entegre etmektir. Yani sanatı hayatı entegre etmekten ne anladığınızı bu fincanlardan, koltuktan, yani Vasili koltuğundan görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bir galeride, müzede bir eseri sergilenmesi de bir kültür şeyi sembolize diyor. Ama bir yerde sanatçı kendi estetik yeteneklerini de toplum için kullanması gerekiyor. Morris'in söylediği bir oydu. Bir galeriye hapsedilmekten ziyade bir çanak yani günlük kullanımdaki bir kaba yansıtılmış estetik her zaman daha faydalı diyor. Gropius umutlarla dolu bir insandı. Onun eğitim felsefesi demokratik toleranslı ve bireylerin kendi yetenekleri doğrultusunda
yetişmelerini amaçlıyordu. Bauhaus'un son yöneticiliğini yapmış olan ve modern mimariye yön veren, az çoktur diyen mimar Ludwig Mies van der Rohe, bu da aslında mimarlık okumuş diye, aradan yıllar geçtikten sonra şöyle diyor. Ya yukarıdaki de işte modern mimariye yön veren çalışmalardan birisi Ludwig Mies van der Rohe tarafından tasarlanmış Barcelona Dünya Sergisi için Alman pavyonu 1929. Bu yıkılıyor, sonradan fark ediyorlar, çok önemli şey. Tekrar inşa ediyorlar. Bu rekonstrüksiyon binası. Mies van der Rohe şöyle diyor. Bauhaus bir fikirdi. Ben ona inanıyorum ki Bauhaus'un bütün dünyada uyandırdığı geniş yankı onun bir fikir olma gerçeğinde yapmaktadır. Böyle bir üne ve etkiye ne organizasyonla ne propaganda ile ulaşılabilir. Yalnız bir fikrin bu kadar kuvveti vardır ki böyle geniş yankılar uyandırır. Tabii bu fikir tek kişinin değil. Burada bir şeye daha dikkatimizi çekmek istiyorum. Bir dekan değişiyor, bir başbakan değişiyor, bir müdür değişiyor. Her şey değişiyor. Avrupa'da öyle bir şey yok. Geçen gün bak sizler dersiniz. Bir arkadaş Almanya'ya gitmiş, öğretmen. Ben dedi Türkiye için ümitlerimi kaybettim. Ne oldu hocam? Ben dedi orada düşünülmeden yapılmış hiçbir şey görmedim dedi. Ama da Türkiye'de düşünülerek yapılmış bir şey görmedim dedi. Şimdi Avrupa dediğiniz zaman iki şey aklınıza gelsin. Birincisi ortak akıl. Her konuda ortak akıl. Yapılan hiçbir şeyi asla kenara itmezler. Arkadan gelen onu düzeltir, mükemmelleştirir, geliştirir. Politikada, eğitimde, sanatta vesairede. Avrupa bu. İkincisi, şimdi Avrupa şöyle, Avrupa böyle işte anayasası. Avrupa'nın geldiği bugünkü modern toplum sistemi şu. Yaşama hakkı en büyük haktır. Devlet bunu korumak ve kollamakla yükümlü. Şimdi bunu istediğiniz kadar açabilirsiniz. Şimdi yaşamak dediğiniz zaman insanın, bitkinin, efendim işte bir kültürün, bir yemeğin, bir dinin yaşamak ve bunu devlet olarak korumak zorundasınız. Yani Avrupa iki şey. Bir ortak akıl, ikincisi yaşama hakkı en üstün haktır. Yani vatan, millet, din falan değil. Yani bir canlının, bir kültürün, bir değerin yaşama hakkını kurumlar, devlet korumak ve kollamak, geliştirmekle yükümlü. Avrupa dediğimiz zaman kesinlikle bu iki şey hakkında gelir. Evet, bu da Mies van der Rohe'nin Berlin'de yaptığı galeri, sanat galerisi, aynı zamanda müze. Şimdi tabii çok şeyler, Bauhaus her şey ettiğini gördüğünüz gibi modern mimari, mekan kavramını ortadan kaldırıyor. Tamamen cam ve çelikten yapılmış bir bina. Hem içeri dışı görüyorsunuz. İşte galeride sergilenen heykeller her zaman değişebiliyor. Evet. 19. yüzyılın başlarında bir ucundan ham maddeyi yutan, diğer ucundan bitmiş ürün çıkaran ve bir canavar gibi görülen makina Bauhaus'la birlikte denetlenmeye başladı. İşte bildiğiniz arabalar vesaire hepsi estetik. Alman arabalarının hepsine şöyle bir bakın, ölçüm biçim kesinlikle matematikle hepsinin parçalar arasında oransal bir ilişki vardır. Yani hiç rastgele yapmazlar. Evet, bu da tamamen Bauhaus'un etkisi. Bauhaus'la birlikte endüstriyel tasarım kavramı daha geniş bir anlam kazandı. Bauhaus'la Art und Kraft hareketi hayata geçti. Bauhaus tasarım felsefesi form, fonksiyonu, ilgel anlayışını her alanda hayata geçirdi. Bauhaus tasarımları süslemeden arındırıldı, işlevselliğin yalın çizgi estetiği hakim oldu. Bauhaus modern mimarinin ve tasarımın öncüsü oldu, olmaya da devam edecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii Bauhaus çok derin bir konu. Önümüzdeki haftada Bauhaus'un hocalarını, eğitim öğretimini, etkilerini ve Türkiye'deki etkilerini de sizlere takdim edeceğim. Sizleri bekliyorum.
Sorularınız varsa onları da alayım. Hepinize teşekkür ediyorum.